Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'dan istek gelen bir örneğin yapımını paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bu örneğe benzer çok fazla örnek yaptık aslında ama kırmamış olalım. Instagram'daki bir takipçimin isteğiydi bu da. İkişer zincir çekerek alt tığ battı sırasını yaptıktan sonra üst kısmının örümcek kısmını yapıyoruz. Örümcek sırası çünkü üst kısmı. En sonunda örümcek sırasından sonra üst kısmın beşer beşer örümcekleri toplayarak fıstıklarını yapıyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle İlmeğime giriyorum önce. Bu örnekte örümceklerin biraz uzun olması gerekiyor. O örümcekler biraz uzun olduğunda daha iyi sonuç alınıyor bu örnek için. Şöyle 1 santimden biraz daha uzun ilmeğimi alıyorum, örümcek ilmeği. Sonra sıradakine tığ battıya tutturuyorum. İpi tutturduğunuzu varsayın arkadaşlar. Ondan sonrası bu şekilde gidiyor. İlk sıra tamamen böyle. Örümceğimi tutturuyorum, yapıyorum. Tığ battıya tutturuyorum. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Tığ battıya tutturuyorum. Örümceğimi yapıyorum. Tığ battıya tutturuyorum. Bu şekilde örümceğimi yapıyorum. Şöyle tığ battıya tutturuyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Kolay bir yapılışı var bu örneğin. Çok hızlı ilerliyor, öyle söyleyeyim size. Bir günde bile yapılabilir bence. Çünkü bazı örnekler çok oyalıyor. Öyle çok oyalamalı bir örnek değil bu. Güzel, kolay bir örnek. Örümceğimi alıyorum. Hemen ben bu sırayı bitireceğim arkadaşlar, hızlı bir şekilde. Çünkü bu uzun, yani sıkıcı olacak. Burası hep aynı şey. Alt kısmın örümcek sırasını bitirdim ben arkadaşlar. Şöyle örümcekler bu şekilde görünüyor. Görüntü bu şekilde bittiği zaman. Hemen fıstıkları yaparak başlamak istiyorum. Ben kırmızı beyaz tercih ettim. Farklı renklerle olabilir, yazmanın içindeki renklere göre. Kırmızıyla devam edeceğim. Kırmızı ipim üzerinde biraz da boncuk var. Onu biraz geriye almam lazım. Önce ilmeğimi yapıyorum. Sonra tığımın ucuyla hep öndekileri ben kaldırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini şöyle tuttum. Hepsini birden içinden geçiyorum. Düğümlüyorum. Bunun üstüne arkadaşlar fıstık yapmak için 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fıstığımın yuvarlak durması için en baştaki ilmeğimi küçük tutuyorum. Sonrakileri zincirin altından yavaş yavaş uzatıyorum. 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hepsini birden, 13. ile küçük tuttum. Hepsini birden topluyorum. Tekrar aynı 5 tane ilmeğin içinden giriyorum. Aynı yere sık iğne yapıp tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Hemen şöyle ipimi kesiyorum burada. En son ipleri yakacağım. Benim şuradakiler biraz daha önce ütüyle ezilmişti. Şu kısmı ütüledim çünkü. Biraz bir çirkin durdu ama ütüleyince düzelecek. Şimdi daha sonrakiler daha güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle beyaz ipe geçelim. Beyaz daha güzel, daha anlaşılır çıkacaktır diye düşünüyorum. Önce ilmeğimi yapıyorum. Yapılışı kolay. Hemen açıyorum. Öndeki taraftan. 1, 2. Örümcekler biraz uzun olunca daha güzel oluyor. 3, 4, 5 tanesini topladım. İçinden ipimi geçiriyorum şöyle ve bağladım. Gördüğünüz gibi şu ütüden birazcık böyle yamuldu ama ütü hasarına uğradı. Normalde ütüsüzken de çok güzel durur. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. En baştakini küçük tutuyorum. Sonrakileri yavaş yavaş. 1, 13 tane olacak böyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. 12'yi tekrar yapacağım çünkü olmadı. 11, 12. 13'ü küçük tutun. Hem baştaki hem sondaki küçük olunca yüz yuvarlak durur arkadaşlar. Beyazda daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum bu örneğin, öyle söyleyeyim. İpimizi keselim hemen. Şöyle göstereceğim. İpler yandığında daha düzgün duracaktır. Bir kırmızı daha yapalım isterseniz. Ondan sonra bitirelim videomuzu. Biraz ip saralım. İp istiyor bu örnek biraz çünkü. İlmeğimi oluşturuyorum tığımın üstünde şu şekilde. Sonra geliyorum. Örümceklerden 5 tanesini açıyorum. 1, 2, tersten oldu. Şunu düzelteceğim. Dikkatli olmak gerekiyor çünkü farklı birinde ön birinde arkadan giderseniz o yelpaze gibi görüntü ortaya çıkmıyor. Düzelttik. 3, 4, 5 tane hepsini birden içinden geçiyorum. İpimi tutturuyorum. Üzerine 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En baştakini küçük tutun. Daha sonrakiler yavaş yavaş uzuyor zaten. 2, 3, 4 görüyorsunuz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ile küçük tutuyoruz. Yani ben öyle yapıyorum. En baştaki ve sondaki küçük olduğunda fıstık daha yuvarlak oluyor. Tekrar aynı yere tutturdum. Bir tane zincir çektim üzerine. Bir de yakalım, bitirelim arkadaşlar. Yeterli bence. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Yakarken nelere dikkat ettiğimi bir daha söylemek istiyorum. Önce fazla olan ipleri kısaltacağım. Sonra da yumuşatıp yapıştırıyorum ben, iyice tutuşturmadan. Çünkü tutuşunca isleniyor. Şöyle arka tarafta ipleri arka tarafa geçirdim. Çünkü yumuşadıktan sonra o yanın üzerine yapıştıracağım için o yapışıklar arkada görünsün, önde olmasın diye. Yakıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen çakmakla yapıştırıyorum. Yumuşatıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Önden hiçbir şey görünmemeli. Tekrar beyaza geçtik. İslenirse çok kötü oluyor. Bir sürü emek veriyoruz. Yazık. İslenmesin, çirkin olmasın. Hemen şunu bir kısaltalım, uzun. Uzun olunca da tutuşuyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yapıştırdım. Bunda birazcık böyle ipi daralmıştı. Biraz daha var şöyle. Hemen diğeri. İpimi kısaltayım önce. Yumuşatıyorum. Yapıştırıyorum. Yumuşatıyorum. Yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Örnek böyle. Şurası da inşallah Instagram'dan bir fotoğraf ekleyeceğim, başlangıç fotoğrafına. Daha düzgün duracak. Şu biraz beni utandırdı size karşı. Dediğim gibi çok güzel bir örnek oluyor. Çok da hafif. Şöyle göstereyim. Özellikle ince yazmalar ucunda çok rahat kullanacağınız bir örnek oluyor. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.